Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. sınav sorularıyla karşınızdayız. Ders anlatımına geçmeden önce kısaca bir bilgilendirme yapalım. Eee CKMK Akademinin arkadaşlar uygulaması çıktı. Buradan istediğiniz e, Sınıfın sınavın, istediğiniz derslerini izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram ve Facebook hesaplarımızdan da bizlere ulaşabiliyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hemen dersimize geçelim. 6. sınıf İngilizce ile ilgili genellikle görseli yüksek bir şekilde hazırlanmış bir sınav. Hemen e, geçelim isterseniz sorumuza. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlışlık yapılmıştır eşleştirmelerden? Görsele bakıyoruz. Burada bir itfaiyeci var. Şimdi şuraya bakıyoruz. Burada bir terzi var. Şuraya bakıyoruz. Bir sürücü diyelim. Şoför de diyebiliriz arkadaşlar. Var. Peki bursa seçeneğine baktığımızda görseldeki ile e, altta yazılan birbiriyle uyumlu değil. Bakın burada kasap yazıyor. Yukarıda da bir yargıç olabilir, avukat olabilir. Bununla ilgili bir bilgi verilmiş. Ama burada bir kasap olduğu için doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi geçtik ikincisine görselde bir kişi e, koltukta uyuyor. Şimdi bakalım bize diyor ki what does your father do after lunch? Lunch'tan sonra kahvaltıdan sonra senin baban ne yapar diye soruyor. Şimdi görselde ne yapıyor? Uyukladığını görüyoruz. He take a nap. Yani kestirmek, uyuklamak şeklinde kullanılan bir İngilizce'de kalıptır. Bunları da aklınızın bir yerine koyun arkadaşlar. Bazı kelimeleri vereceğim. Mesela sinek burada. E, hafif yemek atıştırmak için kullanılabilen bir kavramdır. Hand around bu da arkadaşlar böyle aylak aylak gezmek başı boş dolaşmak gibi düşünebilirsiniz. Diğeri de işte otobüs beklemek şeklinde söylemiş ama doğru cevabımız C seçeneğiydi. Altı çizili olan yılın doğru biçimde gösterimi hangi seçenekte verilmiştir? 19 bakın yazdık 1971 Boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın burada bir köpek var ve onu muayene eden bir veteriner hekimden bahsediyor. He loves animals very much diyor ki ben diyor hayvanları çok seviyorum. Onları diyor arkadaşlar bakın hasta hayvanların tedavisinde ya da muayene etmesi yani muayene ediyorum diyor. Ben bir veterinerim, veterinerim diyor. Burada zaten şıklara baktığınızda da en mantıklı cevap orası. Şimdi görsele bakıyoruz bir asker var. Ee, burada My brother is a soldier diyor ki benim erkek kardeşim asker. O da üniformasını giyiyor. O diyor orada için çalışıyor ve e, ülkeyi koruyor şeklinde söylemesi lazım. Şıklara baktığımızda duvarları boyu bankada çalışıyor. İşte taksi sürüyor değil de ülkeyi koruyor. Doğru cevabımızdı. Altıncı soruya hemen geçelim. Diyor ki benim my brother is very talented person. Yani çok yetenekli bir kişi diyor. Gerçekten mi diyor. Burada bir şey söylemesi lazım. Diğerine bakalım. Piyano çalıyor diyor. Çalabiliyor diyor. Hem de iyi bir şekilde çalabiliyor diyor. Aynı zamanda da diyor şarkı da söyleyebiliyor diyor. Şimdi yeteneği buymuş. Peki ben size e, önceki İngilizce sınavlarında da şunu söylemiştim. Bakın verdiği cevap Kenle veriyorsa soruda da Ken'i olması lazım. Çünkü o şekilde yürümesi lazım. O zaman şıklara bakıyoruz. Tek Ken cevabı burada olduğu için Bursa'yı hemen işaretleyebilirsiniz. Neden? Soruyor diyor ki o diyor ne iş yapıyor diyor ya da o ne yapabilir şeklinde bir soru soruyor. O diyor işte piyano çalabiliyor çok iyi bir şekilde. Aynı zamanda da şarkı söylüyor diyebiliriz. Ve hemen Bursa'yı buradan işaretliyoruz. Şimdi yedinci soru biraz ilginç bir soru. Hayalindeki mesleğini soruyor fakat iki kişi var. Verdiği cevaplar biraz ilginç. Şimdi bir kişiye mi soruyor, iki kişiye mi soruyor biraz karışık bir şekil olmuş. Şimdi aşağıdaki şıklara bakıyorum arkadaşlar. Hep e, senin hayalindeki iş nedir diye sorduğu için o da benim hayalimdeki şudur demesi lazım siz hiç size böyle bir soru sorulduğunda sen şu olmalısın, sen bu olmalısın şeklinde bir cevap vermeyiz. Çünkü soru size yöneltildiğinden dolayı siz de ben şöyle olmak istiyorum, ben bu olmak istiyorum demeniz lazım. Şimdi şıklara baktığımızda hep U var. Yani sen şöyle olmalısın, böyle olmalısın şeklinde sorulmuş. Burada en mantıklı cevap I want to be cook. Yani ben bir aşçı olmak istiyorum isterim şeklinde bir doğru cümle benim için daha uygun olacağından dolayı A seçeneğini diğer seçenekleri okumadan işaretliyorum. Çünkü gramer hatası olur. Diğerinde cümledeki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Şimdi bakın. Boşlukta olan cümleyi okumuyorum. İlk başta sonraki cümleyi okuyalım ki bu boşlukta neden bahsettiğinden bir çıkarım yapalım. Şimdi e, o bir astronot olmak istiyor ise uzayı ne yapması lazım? Sevmesi lazım. Peki diyor ki ben diyor astronot olmak istiyorum. Bu kişi uzayı ne yaparmış severmiş. Burada diyor ki nefret ediyor, seviyor yani ilgileniyor, sevmiyor onu hiç sevmiyor sevmiyor gibisinden düşünebilirsiniz burada da. en mantıklı cevap Bursa'da onu seviyor, ilgileniyor, ilginç buluyor diye cevap verebiliriz. Şimdi dokuzuncu soruya bakalım. Yine bir boşluk var. E, resimde bir çocuk var. Bir e, koltuğa oturan kişi var ve saçını e, düzelten bir kuaför olması lazım. Şimdi yan taraftaki boşluğu okuyoruz. Yes, diyor. I can, I am hairdresser. Yani ben bir kuaförüm de. Evet, ben bir kuaförüm diyor. Demek ki bununla ilgili saçla ilgili bir soru sorulması lazım diye çıkarım yapıyoruz. Şimdi şıklara baktığınızda Bursa seçeneğinde can you cut hair yani bakın yine can var. Nereden hocam çıkardım bak I can diyor yapabilirim diyor. Peki burada cevapta ken varsa soruda da ken olması lazım. Bak soruların hangisinde? Şurada var, şurada var, şurada var. Bir seçenek elendi. Daha sonra burada kuaför olduğundan dolayı saç kesimiyle alakası olması lazım ya. Yani lezzetli bir kek ya da bir boyama işiyle alakalı bir durumu yok. ve bundan dolayı saç kesimiyle alakalı bir durumu olduğundan dolayı bursa seçeneği doğru cevabımız. Şimdi 10. soruya bakalım. Şimdi bize Antalya ile ilgili bir soru kalıbı verilmiş. Antalya'da ne yaparsın da olabilir? Şıklara bakarak hu var, vem var, vat var ve hal var. Yani ne ne zaman, nasıl ve kim şeklinde sorular kalıpları var. Buraya getirebileceğimiz. Cevap da şu şekilde. Ay demiş nokta nokta bazı müzeler ve tarihi anıtlar. Şimdi şöyle baktığınızda gezmek, uyumak, almak, tuk da tekin hali arkadaşlar. Onu da almak olarak alabiliriz. E şimdi burada en mantıklı cevap zaten gezmek olacak. Yani bir müzeleri, bazı müzeleri ve tarihi anıtları Gezerim demeniz lazımdı. O yüzden doğru cevabınız zaten A seçeneği en mantıklı cevaptan dolayı. Diyor ki Antalya'da ne yapabildin? Çekkinli bir soru sormuş. O da diyor ki ben bazı müzeleri ve tarih anıtları gezdim diye cevap veriyor. 11. soruya bakalım. Cümlede boşta hangi seçenek getirilemez diyor. Bakın soru biraz ilginç. Şimdi diyor ki hemen boşluktan sonraki cümleye bakıyorum. Ben diyor sahildeyken nokta noktayı severim. Peki bunlar ne olacak? Şimdi yüzmeyi mi severim? Evet sahilde bakın burada yüzme yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Diyor ki buz kayağı yaparım. Sahilde buz kaya nasıl yapacaksın? Bu gitti. Daha sonra diyor ki denizin işte sesini dinlerim. Olabilir. İşte gün batımı şeklinde de diyoruz. Biz güneş batımı da olabiliyor. Ve doğru cevabımız bundan dolayı olmayacağı için yani buz kayağı sahilde yapamayacağından dolayı doğru cevabımız Bursa. 12. soruya geçelim. Şimdi 12. soruda bazı e, resimlerin e, işlerinin tanıtılmasıyla alakalı bir bilgi verilmiş. Bunlardan diyor kaç tanesi meslekleriyle ilgili verdiği bilgiler doğrudur diyor. Bakın doğru olanları aratıyoruz. Şimdi diyor ki ben bir avukatım. Birinci kısmı okuyorum. Ben bir avukatım ve masum insanları mahkeme karşısında savunabilirim, savunurum diyor. Burada zaten bir bir avukat tiplemesi var. Uygun olarak gözüküyor. Şimdi diğerine bakalım. Ben diyor e, garsonum diyor. Yiyecekleri ve içecekleri restoranda servis ederim diyor. Bununla doğru. Yani bir problem yok. Resme uyumlu olarak gözüküyor. Şimdi diğerine bakalım. Diğerine bakalım hemen. Evet burada da işte artist olduğundan bahsetmiş, filmlerde oynadığından bahsetmiş ve aynı zamanda TV programları yaptığından bahsetmiş ama burada bir ressam görüntüsü var. Resme göre uymuyor. O yüzden bu yanlış. Yan tarafa baktığımızda ben bir çiftçiyim diyor işte sebzeleri ve meyveleri yetiştirebilirim şekilde bir bilgi vermiş. Buna da doğru olarak kabul ediyoruz. Yani 3 tanesi doğru bizim için. Şimdi 13. soruya bakalım. Sandra bir şey söylemiş ve Sera onunla ilgili şunu söylüyor. Atlı karınca çünkü o diyor çok yavaş diyor. Bu arada bunun atlı karınca olduğunu bilin. Şimdi aşağıda bununla ilgili bir bilgi vermesi lazım. Bakın soru kalıplarına bakıyoruz. Şimdi işte çok sıkıcı yavaş diyebilir. Aynı zamanda bazı Bursa seçeneğine bakalım. Çok güvenli diyebilir. Yani bu fuarda çok güvenli diyebilir. Aynı zamanda fuar ne zaman denir ve ne kadar aldın şeklinde de bir soru sorabilir. Şimdi burada en mantıklısı Bursa seçeneğine baktığımız cevap. Neden? Diyor ki bu fuarda diyor en güvenilir, en emniyetli olan hangisi şeklinde bir soru soruyor. O da diyor ki atlı karınca çünkü o diyor çok yavaş. Hani çok diğerlerine göre daha yavaş olduğu için daha güvenilirdir diyor söylüyor bize. Şimdi 14. soruya bakalım. Konuşmada boşluğu tamamlayınız şeklinde bize bir soru verilmiş. İlkine bakıyoruz. Diyor ki dün gece konserde bulundun mu? Şeklinde bir soru soruyor. Bakın soruyu sorduğu kişi ee, çoğu da olabilir. Sen de olabilir. Şimdi burada biz cevap verirken yes ee, I was da diyebiliriz. Ya da yes we were da şeklinde de şeklinde cevap verebilir. Yes I eğer şuraya mesela was deseydi olabilirdi. Vermediği için do demiş zaman uyumu yok. Bakın çünkü dün gece dediği için muhakkak were weren't şeklinde ya da was wasn't şeklinde bir cevap vermesi lazım. Bundan dolayı evet bulundum bulunduk diyor. Yani toplu bir şekilde biz bulunduk. Çünkü o bizim en favori ee, şarkıcı şa e, şarkımızı söyledik şeklinde bir bilgi var. En mantıklısı D seçeneğinde olduğu gibi. Şimdi 15. soruya bakalım. Diyor ki sen what can you do? Yani ne iş yapıyorsun şekline geliyor aslında bu soru kalıbı. O da bir şeyler söylemiş. Yani diyor ki o zaman sen diyor pilot olmalısın. Evet diyor. Ben pilotum. Diyor ki büyük diyor. Mavi gökyüzünde boyunca diyor uçmayı severim. Bu diyor çok ilginç, çok muhteşem bir şey şeklinde bir açıklama yapmış. O zaman boşluğa ne söyleyebilir? Şunu söylemesi en mantıklı. I can fly people and cargo. Yani ben kargoya da insanları uçurabilirim şeklinde bir ifade vermiş olması lazım ki. O da sana o zaman sen bir pilot olmalısın şeklinde bir tekrardan bir soru yönelsin. Bu şekilde de uygun cevabımızı buluyoruz. 16'ya bakalım. Şimdi tabloda sıcaklıklar verilmiş ve bunlarla ilgili bilgi istenmiş. Yanlışı soruyor. London is hot as sunny. Yani diyor ki sıcak ve e, güneşli diyor. London'a bakıyoruz. Eksi 4 derece donmuş insanlar. Doğru cevabımızı bulduk. Konuşmayı tamamlayalım diyor. Şimdi diyor ki biraz diyor Pancake ister misin? Şeklinde bir soru sorulmuş. İkinci boşluktan sonraki kısımda I don't like Pancake Bank. Pancake sevmem ki. diyor. O zaman ne yapması lazım? Hayır teşekkür ederim şeklinde bir soru yönetmesi en mantıklı cevap olacaktır. Bundan dolayı Bursa seçeneği doğrudur. 18. soruya bakalım. Şimdi şıklara bakıyoruz. Yapabilirim, yapamam şeklinde şıklar var. Yani can, Diğeri de Kant. Şimdi bunlara baktığınızda mesela ben diyor araba tamir et edebilirim fakat ama mesela e, yangını söndüremem demesi lazım burada hangisinin zıt olduğunu nereden biliyoruz burada fakat ama bir zıtlık bağlacı olduğundan dolayı arkadaşlar burada yapabilir burada yapamazı belirtmesi lazım doğru cevabınız da A seçeneği uygun olacaktır. zıttı da olabilir mi? Ee, olabilir gibi gözük. Yani Bursa seçeneği de olabilir. Mesela ben arabayı tamir edemem fakat ateşi söndürebilirim de mantıklı geliyor. Bursa seçeneği. Buna da bir soru işareti bırakalım. Görseldeki kişiyi seçeneklere göre soru sorulmuş. Bunlar da hangisi olabilir diyor. Şimdi soruda ben bir ev hanımıyım şeklinde bir cevap verilmiş. E sorunuzda yani sen ne iş yapıyorsun? Vat duyduğu şeklinde de sorabiliriz. Hocam diğerleri niye olmaz? Şundan olmaz. Hastanede kim çalışıyor demiş. Baban ne iş yapıyor demiş. Ve diğerleri hava nasıl şeklinde sorular sorulmuş. Ya, en mantıklı cevap Ceyhan seçeneğinde olduğu gibi de. Şimdi 20. soruya baktığımızda bizden bir cümle yapılması istenmiş. Cümle yapılmış şu şekilde arkadaşlar. S ve O şeklinde yapıyoruz. İlk başta özlemizi getiriyoruz. V'yi. Ee, daha sonra e, fiili getiriyoruz. Venton Venton daha sonra şu kısmı getiriyoruz ve en sonda zaman zarfını koyuyoruz ve doğru bundan dolayı doğru cevabımız ilk başta 3, 1, 4 ve 2 olacağı için D seçeneği doğrudur. 20. soruya bakalım. Diyor ki sen diyor kamu taşıma tam, kamu ulaşımlarını kullanmalısın. Yani aslında burada söylemek istediği otobüsleri kullanmayı söylüyor. Fakat burada yapmalısın etmelisin şeklinde bir tavsiye niteliği olduğundan dolayı doğru cevabımız A. Yani şut malı meli anlamına geldiğinden dolayı doğru cevabınız A seçeneği. Görselde anlatan cümle hangisidir demiş 22. sorumuzda. Bakın burada bir su var ve içerisinde kirlilik olduğu için water pollution doğrudur. Son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi burada leader dediği aslında doğurmak anlamında da kullanılıyor. Aynı zamanda bir çöp anlamı da mevcut. Buradaki şu ifadelerin üçü de çöp anlamına geliyor. Şurada orman, ormanlık anlamına gelen bir ifade olduğundan dolayı farklı olan D seçeneğidir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan bir yer olursa muhakkak video altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.